Maltepe'de aramızda bulunan misafirlerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Dün akşam konuşmalarımızı yaptık. Ben ev sahibim, fazla konuşmayacağım. Sizleri dinlemek istiyoruz. Sizlerin önerilerini almak istiyoruz. Sizlerden gelecek olan eleştirileri, tenkitleri tek tek dinlemek istiyoruz. Çünkü sorunlarımızı çözebilmek için yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Her ne kadar hükümetler, bakanlar bizi temsilen protokoller imzalasalar da asıl protokol temsil ettiğimiz halkların gönlündeki imzalardır. Bu nedenle bizim daha yakın bir işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Sorunları birlikte çözmemiz gerekiyor ve inançlar ile kültürlerin halklarımız üzerinden buluşmasını sağlayabilecek yegane isimler sizler ve bizim gibi dünyanın birçok ülkesinde, ilinde, kentinde, ilçesinde belediye başkanı yapan belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerine düşüyor. O nedenle biz yerel yönetimlere çok önem veriyoruz. Bizi yönetenler tabii ki bizi temsil edecekler uluslararası platformda ama önemli olan bizim yakınlaşmamızı sağlayacak zeminleri bulmaktır. Bu toplantının bu anlamda başarılı geçeceğine olan inancımı belirtiyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Başarılı bir konferans diliyorum efendim. Halklar arasındaki ilişkiler, şehirlerdeki vatandaşlarımız dahil gerçekten büyük bir sınavdan geçiyor. Dolayısıyla burada kardeş şehirlerin mevcudiyeti de tek başına yeterli bir unsur değil. Yani kardeş şehir demek nedir, ne anlama geliyor? Genelde 5 yılda bir burada kent konseylerinin bir araya gelmesi, bir karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve bir takım kutlamaların yapılması. Ama bu yeterli bir çaba değil hanımefendiler, beyefendiler. Bunlar bizi bir yere götürmez ve gerçekten burada bir fikir teatisi ve beklentilerin de birbiriyle paylaşılması, özellikle şehirler ve insanlar bazında yapılması gerekiyor. Bizim köprüler inşa etmemiz gerekiyor, aralarımıza bariyerler koymamamız gerekiyor. Ve ayrıca diyaloğu ve işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bugüne kadar yapılan çabalar çok açık ki yeterli olmuyordu. Ve Sayın Kılıç'a katılıyorum. Burada belediyelere çok önemli bir görev düşmekte. Çünkü belediyeler insana en yakın olan resmi merciler. Saygıdeğer katılımcılar, وأحزابها وساساتها وقادتها ومواطنيها للوقوف ومساندة الشعب الفلسطيني. Palestinians need today more than ever bugün the support of the world's countries, dünyanın desteğine, politik partikalara, liderlere ve halkların desteğine ihtiyacı var. التي يتعرض لها والتي تستهدف الوجود الفلسطيني ومقدساته وأرضه وثرواته وخاصة في ظل الاسم في ظل الأزمة الحالية. The offensive that targets the Palestinian existence, bu saldırılar Filistin'in varlığına, kutsal yerlere ve tarım arazilerine karşı yapılan saldırılar olduğunu söylemek istiyorum. Komşu ülkelerimde de benzer problemler yaşanmaktadır. وفي ظل زيادة القتل والغطرسة الإسرائيلية وبشكل متزامن مع عدم تحرك فعال لا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن. And these offensives that are driven by Israeli arrogance, which is treated with total passivity from the United Nations and the Security Council. Güvenlik konseyleri ve Birleşmiş Milletler'in de buna karşılık veremediğini belirtmek isterim. Silahsız olan vatandaşlarımızı korumada eksik kalmışlardır. Güvenlik söz konusu değildir artık ve bir anlam dahi ifade etmemektedir.
In a country where the word peace has ve barış kelimesinin anlamını yitirmiş olduğu bir ülke, barışın ülkesi olsa dahi bu hale düştüğünü görmek çok üzücüdür. Topraklarımız seneler öncesinde kaybedildi. Children can go to their schools and workers can go safely to their work. Güvenli bir şekilde okullarına, işçilerse güvenli bir şekilde iş yerlerine gidememekte. And nothing can ensure the peace and safety of our citizens. Barış ve güvenliği vatandaşlarımız için hiçbir şey sağlayamamakta. They are constantly afraid of sürekli olarak korku içerisindeler ve yaşanan saldırılara karşı sürekli olarak tedirginler. Hanımlar, beyler, Filistin'e lahumul hakku fil ayşi bi amnin ve amanin kesaru atfalil alam. Palestinian children have the right to live peacefully. Filistin'deki çocukların da barış içerisinde dünyanın geriye kalan çocukları gibi barış içerisinde yaşamaya hakkı var. Kesaru şababil alam. Palestinian youth have the right to Filistin'deki gençlerin parlak bir gelecek hayal etmesine dünyanın tüm geriye kalanındaki gençler gibi hakkı var. Palestinian women also have the right to çocuklarına mutlu ve güven içerisinde bakmaya hakkı var. These women deserve to live peacefully. Bu kadınlar barış içerisinde yaşamayı hak ediyor. Dünyanın geriye kalanındaki tüm anne ve çocukları gibi mutlu yaşamayı hak ediyorlar. Çocuklarını toprağa vermeyi değil. Filistin'deki erkeklerin aileleri için geçinmeye, hayatlarını kazanmaya hakkı vardır. Ve onlar mahallelerinde hayatları pahasına savaş vermeyi, direnmeyi hak etmiyorlar. Bütün Filistin halkının sizin olumlu desteğinize ihtiyacı vardır. Hanımefendiler, beyefendiler, Almanya'da binlerce halk eğitim merkezi mevcuttur ve bunların arasında ikisinin de burada tanıtılıyor olması, yani Ulm ve Münih eğitim merkezlerinin tanıtılıyor olması benim için büyük bir mutluluk ve size Sayın Kılıç ve sizin Sayın Budi ve Sayın Engels'e de bundan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizim halk eğitim merkezleri bütün ülkemizde ileri eğitim verebilme imkanları tanıyan merkezlerdir ve anayasamızın garanti ettiği belediyelerin kendi kendini yönetim hakkı çerçevesinde ele alması gereken eğitim merkezleri. Bunlar herkese açık ve bütün vatandaşlarını dahil edebilecek nitelikte ve şehir yaşayanlarına eğitim hizmetleri veriyor ve toplumsal entegrasyon adına ve sosyal çatışmaların önüne geçebilecek hizmetler veriyor.